Merhaba Hardware Plus takipçileri, ben Berkin Bozdan. Sony Xperia XZ1'in incelemesiyle karşınızdayız. İşin güzel tarafı, bu videonun kendisi de bir başka XZ1 tarafından çekiliyor 4K olarak. Sonuçları da video performansını zaten yorumsuz şekilde size bırakıyor olacağım. Tabii ki araya koyacağım detaylar XZ1 ile çekilmiyor olacak diye düşünüyorum. Onu artık arkadaşlar neyle çeker beraber göreceğiz. Sony Xperia XZ1, XZ Premium'dan sonra Sony'nin aynı işlemciyi, aynı belleği ve aynı kalitede yüksek hızlı depolama sistemini kullandığı bir akıllı telefon. Tabii ki arada ciddi farklar var. Öncelikle 5,2 inçlik bir HDR destekli Full HD ekran bizi bekliyor. Normalde biliyorsunuz XZ Premium'da bu 4K Ultra HD bir ekran vardı. Yine HDR desteği vardı. Yine tabii Triluminous Display dedikleri Sony tarafındakilerin gayet yüksek parlaklık seviyesine sahip bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekranda bir şeyler izlemek gerçekten güzel. Bununla ilgili zaten Sony herhalde Bravia televizyonlarda yaptığı gibi güzel paneller kullanıyor ve HDR olması nedeniyle bu ekran güneş ışığı altında tabii ki çok daha sağlam şekilde size bir şeyleri gösterebiliyor ve cihazın önemli özelliklerinden bir tanesi ince olması ve uzun süredir Sony'de görmediğimiz kamera çıkıntısına sahip olması. Bu kamera çıkıntısı bu arada 1 milimetrenin bile altında görünüyor. Sadece ben buradayım diye kendisini gösteren bir sistem var. Tabii ki önceki nesillere göre son 1-2 telefonda yaptığı gibi Sony burayı çizilmez malzemeden üretmiş durumda. Bayağı bir dayanıklı olduğunu söylemem gerekiyor çünkü 2 haftadır cebimde ve yanlarda mesela ufak tarazlanmalar olmadı. Tabii ki aslında ilk kullandığım cihaz şu an video çeken cihaz. Fakat o cihaz da tertemiz şu an. Zaten görüntünün netliğinden de anlıyorsunuzdur aynı zamanda. Tabii o cihazda herhangi bir çizik yok. Onu da gayet iyi şekilde kullandık ve etrafında bir tarazlama vesaire oluşmadı. Cihazın arka tarafına baktığımız zaman 19 megapiksellik Exmor Ares sensörlü bu cihazın diğer işte kamerayla ilgili diğer algılayıcıları da bu tarafta. Aynı zamanda NFC logosu da buraya yerleştirilmiş durumda. Yani şu arkadan telefonu doğrudan kullanabiliyorsunuz bir şeyler yaparken. Arkada tabii ki RGB renk sensörü var, flash'ımız var. Aynı zamanda tabii ki diğer netleme sistemini hızlı şekilde çalışmasını sağlayan sensörler söz konusu. Cihazın kamera çıkıntısı farklı bir görünüm katmış çünkü Sony de buna çok alışık değiliz yakın zamanda ama diğer taraftan telefon ince olması antenleri de nereye yerleştirelim şeklinde bir herhalde soru akla getirmiş ki cihazın üzerinde bir tane sağ üst tarafta, iki tane de sol tarafta olmak üzere anten izleri mevcut. Bu anten izleri bu renk telefonunda bile aslında çok iyi kamufle edilmiş ama yandan parlak ışıkla baktığın zaman kendisini belli ediyor. Bu da zaten hani düzgün bir kablosuz performansı için hem kablosuzdan bahsediyoruz hem de özellikle LTE Advanced dediğimiz 4.5G hızları için önemli bir ayrıntı. XZ Premium'da ise bu antenleri kenarlara saklamışlardı. Bu cihaz tabii dik durmuyor. Kenarlar yuvarlatılmış durumda. XZ Premium gibi daha geniş köşeler, kenarlıklar mevcut değil burada. Daha ince olmasının yanı sıra tabii ki bundan nasiplenen diğer şey de tabii ki parmak izi sensörü. Bu da incelmiş vaziyette ama kullanım konusunda herhangi bir sorun yok ve bence önceki nesle göre XZ Premium'la aynı nesle koyuyorum bu cihazı Snapdragon 835'ten dolayı. Daha incelmiş olmasına rağmen okuma performansına hiçbir şey kaybetmemiş. Yine önceki cihazda olduğu gibi yine gereksiz parmağınızı çat diye okumasıyla meşhur bir parmak izi sensörü var. Sony'nin üst model telefonlarındaki alameti farikası tabii ki öne bakan S-Force diye anılan hoparlör sistemi. XZ Premium'un Android 7 versiyonlu haline göre gücünün biraz daha fazla olduğunu, XZ'ye göre ise çok çok daha fazla olduğunu söyleyebileceğim bir güce sahip bu hoparlörler. Sonra tabii ki update'te yine gücünü arttırmışlardı XZ'nin de XZ Premium'un da. Fakat burada hani şu şekilde cihazı tuttuğunuz zaman tatminkar şekilde, hatta gece dinliyorsanız çevre rahatsız edecek derecede güçlü ses alarak buradaki içeriği izleyebiliyorsunuz. HDR içerikli test etme imkanım olmadı. Onu da umarım daha çok servis çıktığı zaman testlerini ayrıca yapalım. Zaten şu an Sony bu konuda pek rakibi de yok Sony'nin piyasada. O servisler ülkemizde artsın, bir tüketim seçeneği olarak önümüze bol şekilde gelsin. Bakalım onların testlerini ayrıca yapmaya başlayacağız artık. Nasıl yapacağız? Bunu da kara kara düşünmeye başladım editör ekibi olarak. XZ1'in ön tarafında flashlı bir kamera sistemi yok. Normal bir kameramız mevcut. Bu kameranın netliğinde vesaire hani ve kalitesinde hiçbir sorun yok ama bununla beraber flash seçeneğinin çıktığını göreceksiniz bu cihazı açtığınız zaman. Bu flash sistemi de tamamen aslında ekranın beyaz ışıkla ve güçlü HDR desteğinden dolayı biraz daha güçlü olduğunu söylememiz gerekiyor tabii ki. Tabii şu an için en üst model olduğunu düşünürsek XZ Premium'la kafa kafaya olan bir model olarak XZ1 Ultra'daki gibi flashlı bir ön kamera insan bekliyor ama yok, koymamışlar. Bu da incelikten dolayı bence.
XZ1'in incelikle ilgili ciddi bir sorun çıkaran noktası şu aslında. Cihazın içinde sadece 2100 mAh saatlik bir pil var. Tabii ki Sony'nin pil koruma teknolojileri, Qnova ile yaptıkları adaptive charging gibi özellikler cihazın pil ömrünün korunmasındaki pilin kendi sağlığı açısından çok güzelken Oreo güncellemesinde birazcık XZ Premium'da başına gelen şarj süresinin azalması, pil ömrünün azalması durumu bu telefonda kutudan çıktığı gibi kendisini gösteriyor. Normal şartlar altında 24 saati kesinlikle geçen Sony modelleri son yıl, bir yılda, bir buçuk yılda kullandığım hepsi 24 saati geçen cihazlardı. Fakat bu cihazda XZ1'de maalesef 20 saati gördüğü zaman seviniyorum. Ki 16 saat ile 20 saat arası Sony cihazları için bence ciddi sıkıntılı bir şey. Bu arada her cihazda son 1,5 yıldır yazılımların neredeyse aynı olduğunu, aynı miktarda kullandığımı söylemem gerekiyor. Hatta ofisteyken bir gecelediğim zaman bile bu yanda dururken de pilinin kendi kendine olmadık sürelerde azalması ki sadece hani sürekli bir WhatsApp, web gibi şeyler de açık olmamasına rağmen sürekli pilin azalması Wi-Fi'ye bağlıyken beni birazcık rahatsız etti. Bunu önümüzdeki günlerde Sony nasıl çözecek, çözebilecek mi göreceğiz. Cihazın 2100 mAh pili var diye yerdiğimi düşünmeyin. Rakamlara bakmamak lazım. Ne kadar iyi gittiğine bakmak lazım. Güvenlik yaması temposunu XZ1 için yakalayamadılar. Cihaz satılmaya devam ettikçe bunları yakalayacaklar diye düşünüyorum ama XZ Premium'da çok güzel iş çıkarmışlardı. Bunu da söylemem gerekiyor. Aynı zamanda 24 Kasım'da aldığımız bir habere göre arkadaşlar, bu videonun çekildiği tarihte aldığımız bir habere göre bu cihaz artık 2600 lira fiyat etiketiyle satılacak. Dolayısıyla şimdi cihazda Qualcomm Snapdragon 835 var. 4 GB RAM söz konusu. Bunun yanında çok hızlı, yine hız testlerinde, Mustafa'nın yaptığı hız testlerinde gördüm. Daha yayınlamadık onları, hazırlanıyor. İnanılmaz bir depolama hızı ve yeniden cold start, hot start hızları var cihazın. Bu 63 GB depolamanın gerçekten çok hızlı. Böyle bir cihaz için en nihayet 2600 liralık fiyat etiketi cihazın cazibesini çok daha fazla artırıyor. Dolayısıyla yakın zamanda telefon alacaksanız, bir sonraki işte Mart'a kadar beklemek istemiyorsanız, Şubat, Mart, Nisan gibi yeni telefonlar çıkacak, bu cihazı tercihleriniz arasında değerlendirebilirsiniz. Diğer hız testlerimiz ve pil ömrü testlerimiz için de konuyu Mustafa Bey ve Ersin Bey'e devrediyorum. Mütakip incelememizde görüşmek üzere. Şen ve esen kalın.